Geleceğiz hocam. Benim de o konuda söyleyeceklerim var. Önemli buluyorum çünkü o iki direnişi. Şimdi Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu hocam. Ne uyanık değil mi bu adam? Diyor ki beyefendi, ahmak mısınız diyor millete. Ahmak sensin ya öncelikle. Aynen iade ediyorum. Aynen iade ediyorum. Milleti ahmak yerine koymak ahmaklığın dik alasıdır. Nasıl bir terbiyesizlik ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ahmak mısınız diyor. Ben dört maddenin değiştirilmesini istemiyorum. Dördüncü maddenin değiştirilmesini istiyorum. Ahmak yerine koyuyor. Tabii bizi. Evet. Kamuoyunu. Dördüncü madde. Dördüncü madde ne? İlk üç madde değiştirilemez diyor anayasanın. İlk üç madde ne? Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Devlet laiktir. İşte laik demokratik hukuk devletidir. Bayrağı ve Bayrağı, başkent, bayrağı, dili işte ay yıldızı, al bayraktır, dili Türkçedir, başkent Ankara'dır. Dördüncü maddede diyor ki bunlar bunlar değişir. değiştirilemez. O da diyor ki biz ilk dört maddenin değiştirilmesini istemiyoruz. Ahmak mısınız diyor. Ben diyor dördüncü maddenin değiştirilmesini istiyorum. Ben şunu düşünüyorum hocam. Hüdapar ve bu Zekeriya Yapıcıoğlu Soyadı da Hizbullah'ın, Yapıcıoğlu. evet, Hizbullah'ın siyasal uzantısı olduğu belirtiliyor. Zekeriya Yapıcıoğlu AKP'nin azabı, azap. Osmanlı ordusundaki azaplar gibi. Osmanlı ordusundaki azapların işlevi şudur. Yoksul ya da çaresiz insanları toplar ve fethettiğimiz şehrin ilk yağmasını size vereceğiz. Ganimetten ilk payı siz alacaksınız denir. Ve o verilir de hakikaten. O ganimetten pay almak için azaplar surlara saldırırlar. Düşman ordusunu, askerlerini yorarlar, savaş yorgunu haline getirirler. Bu arkadan düzenli ordu, Yeniçeri ordusu ve düzenli ordu sipahiler ve Yeniçeriler gelirler ve asıl saldırıyı yaparlar ve kaleyi ya da şehri ele geçirirler. Topkapı semtindeki azap kapı öyle bir kapıdır. Azap kapı azapların saldırdığı ve kente yağma için ilk girdikleri kamptır. Bu Zekeriya Yapıcıoğlu da AKP iktidarının, AKP gericiliğinin, siyasal İslamcı hareketin parlamento düzeyindeki azabı. Bu saldırıyor. Buna saldırtıyorlar. AKP'nin yeni anayasasının ne olacağını değerli seyirciler Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözlerinden öğrenebilirsiniz. Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye de buradan bir dipnot olarak bunu iletmiş olalım. Anayasanın dördüncü maddesini değiştirerek ilk üç maddesinin de değişikliğinin önünü açmaya çalışıyor. Diyor ki anayasanın bu ilk dört madde, üç madde ya da dört madde değiştirilemez diyor. O zaman biz dördüncü maddeyi değiştirirsek diğerlerinin önünü açarız. Cinliğini yapıyor. Siyasal İslamcı bir hareket. Bakın, Türkiye'de siyasal İslamcılık bir fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendir. Harbi olmak zorunda değerlendirdiniz diyelim. Harbi olmak zorunda. Siyasal İslamcıların ilk tarzı, siyaset yapma tarzı takiyedir, yalandır, pusudur, siyasi sahtekarlıktır, ikiyüzlülüktür. Siyasi ikiyüzlülüktür. Yaptıkları şey bu. Cumhuriyeti adım adım, ya son 20 yıldır yaptıkları bu olmadı mı hocam? Bütün tarih boyunca böyle davrandılar. Cumhuriyet tarihi boyunca. Ve Türkiye'deki merkez sağ, İşte bir ahmaklık söz konusuysa bunlar için geçerlidir. Belki, belki diyorum. Merkez sağ siyasal İslam'ı kullanarak iktidarı tahkim etmeye çalıştı. Bunlar önemsiz, zamanı geldiğinde hadi gidin deyince bunların medreselerine, imam hatiplerine, neyse işte tarikatlerine, tekkelerine, zaviyelerine geri döneceğini zannettiler. Dönmediler. Sıra bizde dediler. Takiye, siyasi ikiyüzlülük, İslamcı hareketin, siyasal İslamcı hareketin, İslam'ın değil bakın, İslamcılık. İslam'ı siyasal ve ekonomik amaçlarla istismar etmektir. İslamcılık budur. Dincilik de odur. Din değil, dincilik. İslam değil, İslamcılık. Bunları birbirinden ayıralım. Birisi insanların inancı, kutsal değerlerinden oluşan bir, ne diyelim, özel alanlarına ve hayatlarına ve tercihlerine ait bir yaklaşım, tutum. Diğer ise onların bu inançlarını, saf inançlarını siyasal ve ekonomik mali amaçlarla istismar etmektir. Kaba tanımı budur. Daha inceltilmiş tanımlarını yaparız ama bu programın yeri değil. Kaba tanımı budur. Siyasal İslamcılar
kutsal bir davamız var diye ahlaka ihtiyaçlarının olmadığını düşünen bir harekettir. Burada da onu yapıyor. Bugün Özgür Özel gerekli yanıtı verdi. Dedi ki bu bir mikroptur. Siyasal İslamcılık ya da Hüdapar bir mikroptur. Mikrobu da suçlayamayız dedi. Neden hastalık yaratıyorsun diye. Mikrobu ne yaparsınız hocam? Yok edersiniz. Yok etmekten kişisel, fiziki ya da yaşamsal bir yok etmeyi demiyorum. Siyasal olarak yok edersiniz. Özgür çok iyi. Özgür evet, Özel evet. Çok iyi buluyor. Şimdi bunları. Siyasal olarak yok edersiniz. AKP'nin kullandığı, anayasaya ve cumhuriyete karşı saldırıda kullandığı bir aparat, bir Osmanlı ordusundaki azapların yaptığı işi yapan bir örgüt haline geldi. Ben AKP'ye oy veren bütün cumhuriyetçi yurttaşlara buradan bir kez daha seslenmek isterim. Siz Hüdapar'ın kurmak istediği bir düzenden yana mısınız gerçekten? Kadınların seçme ve seçilme hakkının olmadığı, çalışma hayatından çekildiği, biliyorsunuz meclise girdiler, kadınların çalışmadığı katlı olmak istiyoruz dediler. Evet, meclisi düzenliyor. Tabii, meclisi düzenliyorlar. Bizim katta kadın olmasın dediler, bizim odalarımızın olduğu 4 milletvekili soktular. Nereden? AKP listeler. Böyle bir düzenden yana mısınız ya? Kadınların seçme ve seçilme hakkının tartışıldığı, çalışma hayatından çekildiği, eğitim hayatlarının belki yok edildiği bilmiyoruz. Taliban'la aynı çizgide olduklarını söylüyorlar çünkü. Bir yerde. Hüdapar, tabii bu narin cinayeti de adı köydeki oy dağılımı ve tercihleri yüzünden çok geçti. Ama narin cinayetini bütün inananları rencide edecek bir düzlemde tartışmamak lazım. Getiren ama Hüdapar. Tabii. O ama düzleme Hüdapar, getiren Hüdapar. Hüdapar o tartışmaya çekti. Evet. Batı kültürüymüş. Nerede var ya Batı kültürü? Nereden çıkar? Batı kültürü dediği cumhuriyet kültürü değerli seyirciler. Onu kastediyor. Evet. Onu kastediyor. Örtbas etmeye çalışıyor. Ne öyle ne de dediğim gibi yani siyasal tercihte, aynı siyasal tercihte olan herkesi aynı kategoriye koyamayız diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler bakın. Sevgili Yanardağ konuşurken ben habire burada not aldım, bir şeylere baktım filan. Şu gerçeği bir defa unutmayalım. Siyasal İslam'ı, radikal İslam'ı, siyasal radikal İslam'ı, tekrar ediyorum, Müslümanlığı değil, Müslümanları da değil, inananları da değil, siyasal radikal İslam'ı, yani gerektiğinde şiddete başvuran,